Fethullah Gülen cemaati, FETÖ denilen o örgüt hala daha tehlike gibi en azından takdim ediliyor. Öyle mi bilmiyorum ama en azından öyle takdim ediliyor. Hala FETÖ operasyonları devam ediyor. Dahası çok yani hakikaten akıl durduran iddialarla olmayacak insanlar FETÖ'cülükle itham ediliyor. İşte bakınız Sözcü gazetesi, Emin Çölaşan, efendim Necati Doğru ve diğerleri. Evet. Ve en son şöyle oldu, o noktaya da geldik. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cülükle itham edildi. Yani en azından böyle imalar oldu biliyorsunuz. O en son bunu dile getirenlerden biri Mehmet Metiner, Erdoğan'ın eski yol arkadaşı. Şimdi bunu söyleyenler aynaya baktıklarında hani kendilerini görüyorlar mı, hatırlıyorlar mı bilmiyorum ama en azından arşiv unutmuyor. Evet. Mehmet Metiner'in cemaat konusunda, Fethullah Gülen cemaati konusunda bir Fatih Altaylı'nın, bugün de epey kulaklarını çınlattık, Teke Tek programında söylediklerini hatırlayalım. Devam edelim. Peki bir cemaat niçin iktidar ister? Yani inanç... Ama bu zaten kaçınılmaz bir şeydir. Diyelim ki bir cemaat büyüdükçe bunun ekonomik faaliyetleri olacaktır. Bir cemaat büyüdükçe bunun kültürel faaliyeti, gazetesi olacaktır, televizyonu olacaktır. Fethullah Gülen'i eğer siz laik cumhuriyetin düşmanı olarak görüyorsanız, devletin şu ve bu kademesinde bir biçimde Fethullah Gülen'i sevdiğini söyleyen herkesi de devletin içine sızmış bir düşman, devleti yok etmeye, cumhuriyeti yok etmeye yönelik bir düşman ve işgalci gibi görürsünüz. Evet. Yani hani o zaman canım bunlar ajan değil demeye getiriyor, devletin içine sızmış. Tabii yani o dönem Fethullah Gülen'in şefkatini, duasını almayan bir AKP yöneticisi yok. En tepeden en aşağı hepsi Erdoğan'ın dizinin dibinde nasihat aldılar, dua aldılar. Bir tür devlet içerisinde yükselmenin, iktidar olmanın yolu cemaatten geçiyordu. Fethullah Gülen'den geçiyordu. Fethullah Gülen'i sevenler çoktu devlette. Doğal olarak Fethullah Gülen'e laf söylemek büyük bir suçtu. Yani kaydediliyordu suçhanene. Kaydediliyordu doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi dün TRT Süleyman Soylu'nun işte konuşmalarını, geçmişe dönük konuşmalarını sildi arşivden. Şimdi bunların bu arşivdeki sözlerine büyük bir çaba gerekiyor. Bunların sözleri duruyor arşivde. Yani bu arşivdeki bu sözler ne olacak? Bu laflar ne olacak? Şimdi bunları söyleyenler şu an... şunu söyleyelim, bilmeyen olabilir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir takım ifadeleri TRT tarafından sildiriliyor. Evet. Telif gerekçesiyle, telif meselesi diye takdim ediliyor. Ama silinenlerde şunlar var. Erdoğan aleyhindeki en sert sözleri. Bahçeli konusunda mesela Bahçeli yok hükmündedir. Bahçeli artık bu ülke için yüktür dediği açıklamaları, sözleri. Soylu'nun o sözleri arşivlerden siliniyor. Ya işte Türkiye böyle insanlar yönetiyor maalesef. Dün dediklerini bugün inkar edenler, dün söylediklerini unutanlar, 180 derece başka bir konum alanlar. Yani bunların inandırıcılığı, siyasette inandırıcılığı ortada. Yani dün ne diyorlardı, bugün ne diyorlardı. Dün düşman olduklarıyla hiçbir öz eleştiri vermeden bugün dost oluyorlar. Dost olduklarıyla düşman oluyorlar. Ve işin garibi bunlar her şeyi söylüyor. Bunların başına hiçbir şey gelmiyor. Ama vatandaş bu tür laflardan dolayı 10 yıl öncesi, 5 yıl öncesi, 8 yıl öncesi attığı tweetlerden dolayı yargılanıyor. Ya. Şimdi Canan Kaftancıoğlu niye yargılanıyor, niye bu kadar cezayla tehdit ediliyor, sopa gösteriliyor? Yıllar önce attığı tweetler, daha il başkanı değil, bir siyasi sorumluluğu yok. Tweet atmış, bu tweetten dolayı yargılanıyor. Şimdi sizlerin tweetleri ne oluyor? Sizlerin söylemleri ne oluyor? Konuşmaları ne oluyor? Yani cemaati büyüttünüz, cemaatin önünü açtınız. İşte dershaneler, işte okullar, yurt dışında lobisini yaptınız. Şimdi gidip sizin teşviklerinizle cemaatin okuluna yazılanlar, cemaatin bankası çocuğunu okutanlar, işte bankasına para yatıranların hepsi yargılandı da bu teklifleri yapan, bu yolu açan, siz hiç hesap vermediniz, sadece kandırıldık dediniz, çekildiniz kenara. Bunun hiçbir doğru dürüst sorumluluğunu almadınız. Şimdi yani bu başlı başına zaten bir vaka, yani Türkiye gerçekten buna benzer çok örnek var. Buna benzer çok örnek var. Olan yine filler tepiniyor, olan yine çimenleri oluyor, halka oluyor.